Herkese merhaba. Bu videoda size geleneksel lezzetlerimizden biri olan Kayseri mantısının ketojenik bir versiyonunu göstereceğim. Hamurunda badem unu, yumurta ve hamgam kullanacağız. hamgam bu tarifte hamurun dağılmaması için gerçekten çok önemli. Aslında bulması çok zor değil. İnternette kolayca bulabilirsiniz. Bir de hatta bir tane markette de satılıyor aslında büyük bir markette. Google'da aradığınızda bulabilirsiniz. Hadi şimdi tarife geçelim. Öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz. Bir karıştırma kabına Badem ununu ve zan hamgamı alıp karıştırıyoruz. Ardından yumurtayı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Hamur çok sert olursa çok az sıcak su ekleyebilirsiniz. Ama dikkatli olun fazla su eklemek hamurun cıvık ve yapışkan olmasına neden olabilir. O yüzden suyu çok azar azar eklemekte fayda var. Ama çok yapışkan olursa da dünyanın sonu değil. Biraz daha badem unu ekleyerek kıvamını düzeltebilirsiniz. Şimdi hamuru iki yağlı kağıt arasına alıyorum ve açmaya başlıyorum. Hamuru açtıktan sonra bıçakla kareler halinde kesiyoruz. Ben kareleri keserken kenarlardan başlıyorum. Hani böylece karelerin yeteri kadar büyüklükte olduğundan emin oluyorum ki en sonunda böyle fazladan kalan küçük parçalar olmuyor. Daha sonra da iç kesiyorum. Şimdi iç harcını hazırlayacağım. Ben iç harcı için sade bir karışım kullanmayı tercih ettim. Kıyma, tuz Karabiber ve pul biberi karıştırıyorum. bunu yaparken de amacım açıkçası biraz etin hacmi fazla kalsın. Soğan falan koyup etin daha az et olmasını istemedim tarifte. Zaten çok fazla badem unu falan filan var. Biraz protein, etin daha fazla kalmasını istedim. Ama siz istediğiniz baharatı, soğan, sarımsak gibi malzemeleri de ekleyebilirsiniz. Şimdi bu harcı karelerin içine yerleştiriyoruz. İç harcı koyduktan sonra mantıları klasik şekilde kapatıyoruz. Mantının köşelerini birleştirip küçük bohçalar yapıyoruz. Şimdi tencerede su kaynatıyoruz ve içine biraz tuz ekliyoruz. Mantılarımızı kaynayan suya bırakıyoruz ve suyun yüzeyine çıkana kadar yaklaşık 5 ile 6 dakika pişiriyoruz. Mantılar haşlanırken tereyağını tavada eritiyoruz ve içine biraz salça ekleyip güzelce kavuruyoruz. Şimdi mantıları süzüyoruz ve tabağa alıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurt ekliyorum. Ardından tereyağlı salçalı sosu döküyorum. Üzerine de biraz nane ve pul biber serpiyorum. Ben bir de kıyılmış maydanoz koyuyorum. Benim annem her zaman mantıya kıyılmış maydanoz koyardı ve ben buna çok alıştım. Ve gerçekten çok güzel oluyor bence. O yüzden ben her zaman kıyılmış maydanoz koyuyorum. Size de tavsiye ederim denemenizi. Bence seveceksiniz ama e, isteğe bağlı isterseniz koymayabilirsiniz tabii ki de bunu. Evet işte bu kadar. Geleneksel Kayseri mantısını ketojenik hale getirip hem lezzetli hem de düşük karbonhidratlı bir tarif ortaya çıkardık. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun.